Şimdi selüloz ürettik, kağıdı nasıl üreteceğiz? Kağıt üretim aşamasına evet, biz kağıdımızı üretirken kağıdımızı bir sürü yani kağıdımızı üreteceğimiz selülozu bir dizi işlemden geçirdik ve bunları hazır hale getirdik. Selülozumuzu aldık ve biz selülozumuzu aldıktan sonra ne yapıyoruz? Kağıt hamurunu hazırlamaya geçiyoruz. Kağıt hamurunu hazırlarken kağıt hamurunun içerisinin büyük devasa kazanlarda kağıt hamurumuzu hazırlıyoruz. Az önce Mehmet hocamız söyledi. Bir kağıt makinesi saatte yaklaşık 60-70 ton kağıt üretiyor. Yani sizin öyle bir kağıt hamur hazneniz olması gerekiyor ki makineniz 5 saat çalışacaksa 5 saat boyunca o makineyi besleyecek şekilde kağıt hamurunuzun hazır olması gerekiyor. Ve böyle bir büyük bir kazanınız olması gerekiyor. Biz bu kazanın içerisinde kağıt hamurunu hazırlarken içerisine selüloz, dolgu maddesi ve bağlayıcıları karıştırıp şu şekilde bir örnek kağıt hamurunu hazırlıyoruz. Burada da atık kağıtların geri dönüşümü var. Şurası, şu gördüğümüz eski bir kağıt makinesi. Hani eski derken görüntü olarak eski bir kağıt makinesi. Şu gördüğümüzde kağıdımızı ürettiğimiz kağıt makinemizin en önemli parçalarından bir tanesi olan sonsuz elek diye bir eleğimiz var burada. Biz kağıt hamurumuzu, kağıdı üretirken şu kağıt hamurumuzu alıyoruz. Bu kağıt sonsuz eleğin üzerine döküyoruz. Birkaç farklı gap former veya Fortnite denier diye iki tip kağıt makinesi var. Kağıt fabrikaları bu iki tipteki makineyi de kullanabiliyor. Biz kağıt haznemizdeki kağıt hamurumuzu bu sonsuz eleğin üzerine akıtıyoruz. Birkaç yöntemle akıtıyoruz. Ve bu eleğimizin üzerinden, bu eleğimizin adı sonsuz elek. Bu sonsuz elek denmesinin sebebi eleğimiz sürekli sonsuz defa dönüyor ve çok hızlı bir şekilde dönüyor. Ve bu dönme esnasında kağıt hamurumuz burada suyu aşağıya doğru akıyor, süzülüyor eleğin gözeneklerinden. Tabi bu esnada o eleğin gözeneklerinden bir miktar selüloz da aşağıya doğru akıyor. Ve atık suyumuzu birkaç aşamada arındırarak bu selülozlarımızı, dolgu maddelerimizi geri kazanıp tekrar kağıt üretimine aktarabiliyoruz. Bu sonsuz elekte kağıt hamurumuz akıyor ve selüloz, dolgu maddesi ve bağlayıcılar bir arada bu sonsuz eleğin üzerinde kaldığı aşamada kalan bölümü sayfa adını verdiğimiz sayfa haline geliyor. Ve daha sonra bu sonsuz eleğin bitiminde silindirlerimiz var. Şuradan hemen şurada evet. Sonsuz eleğimiz var. Şurada hamur kazanımız var. Bu hamur kazanından sonsuz eleğin üzerine akıyor ve şuraya geliyor. Şurada ikinci aşamaya geçiyor. İkinci aşamada maalesef pil bitiyor galiba, gösteremiyorum ama. Pres bölümüne geliyor. Pres bölümünde kağıt eziliyor. Tabii ki bu pres bölümünde, kurutma bölümünde burada yaklaşık 1,5-2 metre çapında silindirler var. Bu silindirlerin arasından basınçla geçiyor ve bu silindirler aynı zamanda ısıtılmış silindirler. İçerisindeki su miktarını azaltıyor. Kağıt olarak kurutma bölümünden sonra soğutuluyor ve soğutulduktan sonra da sarılıyor. Bu normal bir kağıdın, birinci hamur kağıdın üretim aşaması. Basitçe kağıt makinesinin şekli.
Ama siz diyebilirsiniz ki ben birinci hamur değil, kuşu üretmek istiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Buradaki bobin sarmadan önce bu son bölüme kalenderlemeden sonra bobin olarak sarılmadan önce biz artık şeyi ilave ediyoruz. Kaplama bölümünü makineye ilave ediyoruz. Kağıdımızı ürettikten sonra birinci hamur kağıdımızı ürettikten sonra üzerine kuşe üreteceksek önce bir kaplama yapıyoruz. Sizing deniliyor. Bu sizing birazdan da değineceğiz. Dış tutkallama ve ondan sonra gene aynı şekilde devam ediyor ve en sonunda da kuşelemeyi yapıp sonra kurutarak sarılmasını sağlıyoruz. Burada da birkaç görüntü. Makinamızın sonsuz eleğimiz burada dilimlenmiş ve daha küçük parçalara ayrılmış bölümlerimiz mevcut. Şimdi şuraya kadar kağıdın temel birinci hamuru ürettiğimiz aşamaya kadar herhangi bir sorunuz var mı? Biz burada kağıt hamurumuzu hazırlıyoruz. Kağıt hamurumuz bu arada ilk başlangıçta yaklaşık %95'i su, %5'i selüloz dolgu maddesi, bağlayıcılar mevcut. Kağıdımızı ürettikten sonra da yaklaşık %5'i nem olarak kalıyor ve geri kalanı da katı madde olarak şurada sarıldığı durumda katı madde olarak karşımıza çıkıyor. Kağıt üretimi için çok fazla suya ihtiyaç olduğu için ve aynı zamanda çok fazla enerjiye ihtiyaç olduğu için kağıt fabrikaları mümkün olduğunca suyun bol olduğu ve enerjinin kolay üretilebileceği yerlere kurulmaya çalışılıyor. Şimdi birinci hamur kağıdımızı ürettik. Birinci hamur, yani kuşe kağıt dediğimizde aslında temeli birinci hamur. Birinci hamur kağıdımızın üzerine yapılan işlemlerle biz artık kağıdımızı kuşe kağıt statüsüne getiriyoruz. Bu arada bir şey fark ettim. Sizlerden de herhangi bir şey gelmediği için hemen şunu da söyleyeyim. Biz kağıt karton eğitimi olarak bunu düzenledik ama ki sürekli ben kağıt dediğimi fark ettim. Karton diye pek söylemedim ama kağıtla kartonun yani temel olarak, yapısal olarak pek bir farkı yok. Genel itibariyle kağıt da aynı maddelerden oluşuyor. Karton da aynı maddelerden, malzemelerden üretiliyor. Aralarında ufak tefek farklılıklar var. İşte bu farklılıklardan bir tanesi kağıt tek kat, karton çok katlı olarak üretiliyor diyebiliriz. Temel olarak fark budur. Hocam bu kalınlık yani gramaj kalenderleme bölümünde mi ayarlanıyor? Burada kağıdın gramajı birinci hamur üreteceksek buradaki sonsuz eleğin üzerine döktüğümüz, akıttığımız kağıt hamuru miktarına göre belirleniyor. Ve sonsuz eleğin dönüş hızına göre belirleniyor. Yani biz ne kadar yani 80 gram veya 110 gram arasındaki fark birinci hamur için söylüyorum. Bunu buraya akıttığımız miktar, orada kalenderleme zaten onun sadece yüzey pürüzlüğünü birazcık indirgemek için, yüzeyini birazcık daha pürüzsüzlendirmek için yaptığımız bir işlem. Esasen burada kağıt hamurunun sonsuz eleğin üzerine akma hızıyla belirleniyor. Evet. Yani selülozun miktarına göre mi gramaj artıyor ve düşüyor olarak görüyorsunuz? Tabii yani selüloz dolgu maddesi ve bağlayıcı. Yani hamurun sonsuz eleğin üzerine akıtma hızıyla belirleniyor. Yani selüloz miktarı ne kadar fazla, gramaj o kadar fazla, ne kadar düşükse o kadar düşük gibi bir sonuç. Sonsuz eleğin üzerinde yani şeyde hamur olarak baktığınız zaman hamurun içerisinde dağılım belli. Bunu sonsuz eleğin üzerine, sonsuz eleğin dönme hızı var. Yani ne kadar az dökersek o sonsuz eleğini,
tabii ki gramaj arttıkça içerisindeki selüloz dolgu madde ve bağlayıcı miktarı artmış oluyor. Evet. Sadece yüzey pürüzü mü yoksa aynı zamanda mikron mu? Kalınlığı da belirliyor. Ama burada tabii ki şunu da söyleyelim. Biz kağıdımızın kalenderleme bölümünde tabii ki yüzey ve sıkıştırma da var. Pres de var orada. Ama bu pres çok fazla hani katı madde olduğu için böyle yayarak çok büyütmüyor. Orada tabii ki yüzeyi düzgünlerken ve kalınlığı belirlerken gramajı çok değiştirerek değil. Çünkü bizim 80 gram dediğimiz A firmasının kağıdıyla B firmasının arasındaki kağıdın kalınlıkları farklı olabilir. Aynı gramajda olup kalınlıkları farklı olabilir. İşte bu da tabii ki buradaki presleme, kullanılan dolgu madde çeşidi, selüloz çeşidi, kalenderlemenin yapılması, bunların her biri biraz etken. Tek başına bir şeyden dolayı demek çok doğru değil. Tamam mıdır yoksa? Tamam. Evet. Hocam şimdi biz gerek tabaka olarak sınavlar yapıyoruz, gerek tekobül olarak sınavlar yapıyoruz. Fakat fabrikanın bir lot numarası var. Bazen aynı lot numarası olsa bile çok farklı mikronlar farklı mikronları ölçüyoruz. Bunun sebebi nedir acaba? Burada kağıt üretimi esnasında aslında burada sonsuz eleğe akış ayarı belli. Preslemeler belli, standart üretiliyor ve kağıdın üretim esnasında burada şurada kalenderlemeden çıkıp da bobine sarılma esnasında aslında bir tane test cihazı var. Üzerinde kağıdın gidip gelen normal şartlarda ölçüyor ve ölçüm tabii ki toleransları var bu ölçümün. Bu ölçüm aralığında olmadığı takdirde bu kağıt üretimi bittikten sonra tekrar analizlere sokulup bu dengesizlikler varsa kağıdın hani sağ taraf 8,5 metrelik bir bobin 1 metresindeki kalınlıkla sağ tarafındaki ve sol tarafındaki 1 metredeki kalınlık farklı ise ve toleransların dışındaysa bu kağıt tekrar üretime geri dönüyor. Ama toleranslarının içerisindeyse veya müşterisine göre bu satılabilecekse tabii ki ona göre ayrıştırılıyor, sınıflandırılıyor. Evet, bir tarafı 90 mikron, bir tarafı 85 mikron olabilir. Tabii ki toleransları var ama bu üreticinin de veya müşterinin talep arz talebine göre de değişkenlik gösteriyor. Ama standart bir değerinin normalde örneğin A firması kendi toleransını 5 mikronla da sınırlayabilir. B firması hayır ölçümlerimi yapayım. Ben bu taraftakini ayrı satarım, bu taraftakini ayrı satıp sınıflandırabilirim deyip bunu da geri dönüştürmeye de bilir. Evet. Şimdi biz birinci hamurumuzu ürettik. Birinci hamura aslında bas kağıt diyoruz biz. Yani birinci yani kağıt üretiminde bas kağıdımız bizim birinci hamur. Sonrasında kuşe üreteceksek az önce hani birinci hamuru üretirken musluklardan akan miktara göre belirliyoruz dedik ya. Tabii bunu belirledikten sonra, bunu belirlerken biz bu kağıttan eğer kuşe kağıt üreteceksek bu kağıdın üzerine yapılacak kaplamaları da hesaba katmamız gerekiyor. Ve ona göre üretmemiz gerekiyor. Örneğin 250 gram ya da 300 gram parlak kuşe ile 200 gram mat kuşenin arasında bas kağıtta da kalınlık farkı, gramaj farkı oluşuyor. Biz hangisini üreteceksek ona göre de bas kağıdımızı üretmek durumundayız. Bas kağıdımızı ürettik. Hemen makinamızın, az önce gördüğümüz makinamızın devamına ilave yapıyoruz. Bu ilavede bir, kuşe kağıt üretirken kuşeleme dediğimiz bir sıvı var. Bu sıvıyla kaplama kuşeleme, yani kuşe kağıdını bu şekilde elde ediyoruz. Ama kuşe kağıdı elde etmeden önce yüzeyine sizing denilen dış tutkallama yapıyoruz. Dış tutkallama yapıyoruz. Bu dış tutkallamayı neden yapıyor olabiliriz? Yani direkt koruyuculuğu, neyden koruyuculuğunu arttırıyoruz? Sıvıya
sıvıya karşı. Evet, bazı özellikler kazandırıyoruz. Koruyuculuktan, evet, koruyuculuğu bir neden olarak söyleyebiliriz. Şöyle, neden koruyoruz? Bizim kağıdımız, bas kağıdımız, birinci hamur, selülozdan üretildiği için selülozda hala kağıt haline gelmiş olsa bile suyu seven bir özellikte. Suyu sevdiği için selüloz, suyu, offset baskıda kullandığımız suyu emecektir. Emdiği zaman da ne olacaktır? Özellikle yaşanan en büyük problemlerden bir tanesi, selülozların büyümesi, genişlemesi neye sebebiyet verir? Kağıtta açma dediğimiz duruma sebebiyet verir. Bunu istemediğimiz için bir yüzeyini kaplıyoruz. Tutkallamayla emicilik özelliğini azaltıyoruz. Yani suyu ve mürekkebi emme özelliğini azaltıyoruz. Yoksa öteki türlü başka problemler yaşamak durumunda kalabiliriz. Sadece bu da değil, aynı zamanda biz bunun birinci hamur kağıdın gözenekli yapısının pürüzsüz, daha böyle pürüzsüz hale gelmesini sağlıyoruz ki bu bizim baskıda görsel olarak CMYK bastığımız bir işte biz ara renkleri neyle elde ediyoruz? Tram noktası dediğimiz noktalarla elde ediyoruz. Bu noktaların doğru basılabilmesi bu kağıtta bizim için önemli. Ve biz yüzeyi pürüzlü bir birinci hamur bir kağıda küçücük tram noktalarını bastığımız zaman noktalar birbirine girmeye başlayacaktır. Ve baskı kalitesi de düşmeye başlayacaktır. Biz tutkallamayı, sizing işlemini, yüzeyini düzgünleştiriyoruz, dayanıklılığını artırıyoruz ve bunun için de genellikle modifiye, nişasta, polivinil, alkol tercih ediyoruz. Evet, biz tutkallamayı yaptıktan sonra yine yüzeyi düzgünleştirmek için yine silindirlerden geçiriyoruz. Hem yüzeyini düzgünleştiriyoruz, hem de kalınlıklarının homojen bir şekilde olmasını sağlıyoruz. Sizing işleminden sonra da biz kuşeleme aşamasına geçiyoruz. Kuşeleme aşamasında biz hazırladığımız formülasyonumuz var ve bu formülasyonla kağıdımızın yüzeyini kaplıyoruz. Bu kaplama esnasında biz aynı zamanda kağıdımızın hangi özelliğini kazandırıyor olabiliriz? Tutkallamayı yaptık, birinci hamurumuz var ve son kuşeleme esnasında bazı gene özellikler kazandırıyoruz. Bunlardan bir tanesi parlaklığı, matlığı, bir diğeri de artık kağıdımızın son rengini alması aşaması. Yani kuşe kağıtlarda da dikkat ederseniz parlak da olsa, mat da olsa A firması ile B firmasının kuşe kağıtlarının beyazlıkları, sarılıkları birbirinden farklı olabiliyor. İşte renklendirme aşamasını da burada yapıyoruz. İçerisinde pigmentlerimiz var, renklendiricilerimiz, bağlayıcılarımız var, köpük önleyicilerimiz var, köpük ajanlarımız var, viskozite düzenleyicilerimiz var, yardımcı bağlayıcılarımız ve optik beyazlatıcılarımız var. Bunlarla biz kağıdımızın beyazlığını ve parlaklık, matlık gibi özelliklerini kazandırıyoruz. Şimdi burada da gene anlattım ama hani görsel olarak da göstermek istediğim şey işte kaplanmış kağıt ve kaplanmamış kağıt arasında tram noktalarının baskısı. Yani kaplamanın yapılmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Tram noktalarının doğru bir şekilde elde edilebilmesi ve noktaların birinci hamur bas kağıdımızda kağıdımız böyle selüloz lifleri homojen bir şekilde durmuyor. Birbirinin üzerinde gözenekli bir yapı var. Dağınık, karmaşık bir yapı var. Bu yapının üzerinde tram noktaları hem emiliyor hem
dağılıyor. Bu sebepten dolayı da burada gördüğünüz gibi renkler, tram noktaları mürekkep iç içe girebiliyor. Ama kaplama yapıp da yüzeyini düzgünleştirdiğimiz zaman tram noktalarını daha keskin kenarlı bir şekilde elde edebiliyoruz. Yaptığımız işlemin baskıdaki çizim hali, bas kağıdımız yüzeyinde tutkallama yapıyoruz. En üstüne kuşelemeyi yapıyoruz. Bakın buradaki gibi mürekkep, az önce bahsettiğim emilmeler burada var ama burada yok. Bu da gördüğümüz, baskı üzerinde gördüğümüz renklere gelen ışığı daha keskin ve daha düzgün bir şekilde yansıttığı için hem de görsellerimizi daha canlı bir şekilde görüyoruz. Renkleri daha canlı görmemizi de bize sağlamış oluyor. Evet, baskı, baskı da gene bize faydalarından bir tanesi, burada tüylenme, katlanmaya karşı direnç gibi özellikleri de kuşelemenin ve tutkallamanın faydaları oluyor. Biz kitap kağıdı ve birinci hamur gibi kağıtlara baskılarda mürekkebin yapışkanlığına bağlı olarak kağıdın liflerinin kopmasına ve bu şekilde de baskının bozulması gibi durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Buraya kadarki bölümde sorunuz var mıdır? Kalbin işleminde maden gözeneklerin kazınmasını istedim. Yani emziliğin azalması istedim. O zaman neden biz atmosferik plazma veya korona işlemini kullanarak mürekkebin daha iyi tutunmasını sağladık? Oradaki pürüzlendirme, mürekkebin daha iyi tutunmasını sağlayacak pürüzlendirme, mürekkep yani emilerek o sellozun emicilik özelliğini benzerini kazandırmış olmuyoruz. Yüzeyde tutunmasını sağlıyoruz. Yani oradaki yapı çok düşük bir yapı. O yüzey pürüzlendirme. Ama eğer bas kağıdın emici olduğu zaman bu duruma göre kağıdın kalınlığına veya gramajına göre bu emilim arka tarafına kadar geçebilecek durumda. Ama korona yapılmış bir kağıttaki yüzey tutunurluğu emilip de arka tarafa kadar gidecek şekilde değil. Evet. Peki bu baskıdan ne kadar fayda görüyorsunuz? Bu artık kuşeleme yapıldıktan sonraki aşamada artık keçe tarafı şeyi kalmıyor. Fonksiyonu kalmıyor. O birinci hamurda. Birinci hamurda da kalenderleme ile eskiden bu keçe tarafı ve diğer tarafı, elek tarafı çok daha bariz bir şekilde belliydi ama şu anda artık presleme, kurutma ve kalenderleme işlemlerinden sonra artık şu anda baskıda o kadar bir büyük farklılıklara sebep olacak yapıda değil. Hocam, bizim hayvan olarak nitelendirdiğimiz kağıt grupları var. Bu evet. Kağıtlar daha az, daha düşük gramajla, daha yüksek topluluk elde edebiliyor. Evet. Bu nasıl oluyor acaba? Bu içerisinde kullanılan dolgu maddeleriyle ve selüloz yapısıyla alakalı bir durum. Yani bizim bir sonraki sunumumuzda da var zaten kağıdın balkı diye bir kavram var. Özellikle balk kavramı daha yeni böyle hani dikkate alınıyor. Özellikle kitap işlerinde, kitap dergi işlerinde bu balkın sırt hesaplamasında hesaplama formülleri var. Ve balk dediğimiz şey şu, 1 kilo, hani çocukluğumuzda hepimize sorarlar ya, 1 kilo demir mi ağırdır, 1 kilo pamuk mu? Aslında eşittir ama demirin kapladığı alan şu kadarken, pamuğun 1 kilo pamuğun kapladığı alan belki bir çuval büyüklüğünde. İkisi de aynı ağırlıkta olmasına rağmen. İşte kağıttaki balk da bakıyorsunuz 1 metre küp veya görsellerden de biraz sonra da gösteririm. Yani 80 gram iki tane kağıt var. Bir tanesi yarım metre küp tutuyor. Bir tanesi aynı miktarda kağıt 1 metre küp tutuyor. Aynı ağırlıktaki iki kağıt. İşte bunu bu kağıdı niye böyle üretiyoruz? Balkı yüksek olan bir kağıdın tokluğu, transparan opazitesi,
yani arka tarafı gösterme gibi özellikleri daha düşük olduğu için daha hacimli üretimler yapılıyor. Ama tabii direkt içerisinde şu madde var mıdır diye sorarsanız diyemem. Çünkü dolgu maddeleri kullanılan kağıt fabrikalarının üretimde formülasyonları gizli olduğu için içerisinde kullandıkları bağlayıcılardan, dolgu maddelerinden, selüloz yapısından farklılık gösteriyor. Evet. Birinci hamur kağıtlarda genellikle baskı yüzeyinin bir tarafı çok net çıkarken bir tarafı çok böyle baskısızlık varmış gibi, forsasızlık varmış gibi oluyor. Kağıdın bir yüzeyini geçtiğinde çok net baskı alıyor, arka yüzeyine geçtiğinde sanki forsasızlık varmış gibi. Bu nedenle önemli. Az önce arkadaşımızın sorduğu soruyla eş zamanlı artık ben hani çok sık karşılaşmadığım için ben hala artık kağıt teknolojisi de geliştiği için çok sık karşılaşıldığını görmediğim için aslında ben ön ve arka yüzünde farklılık çok yok dedim. Ama siz böyle bir sorunu yaşıyorsanız üretimde işte kağıdın keçe tarafıyla yani sonsuz eleğe akan tarafı bu sonsuz elekten nasıl ayrılıyor? Buradaki bir silindir var, silindirin keçe tarafı var, oradan alıyor ve akta devam ediyor, preslemeye, kurutmaya. İşte eleğin sonsuz elekte altta kalan tarafıyla keçe tarafının tutup götürdüğü kağıt tarafı arasındaki farklılıktan kaynaklanıyor. Eğer hani bu problem yaşanıyorsa, bu kağıdın tabii ki siz baktığınız zaman çok fazla keçe tarafı veya elek tarafı diye ayırt etme şansınız yok ama bu kağıtların bazı özellikleri var. Biraz sonraki sunumda değineceğiz. Bu kağıtları belli testlerden geçiriliyor. Ve en önemli şeylerden bir tanesi bu testlerin sonuçlarını parti numarası ile birlikte siz üretici firmadan talep edebiliyorsunuz. Bazı firmalar zaten kendi web sitelerinde paylaşıyor ama siz de talep edebiliyorsunuz. Yani özellikle matbaalarda satın alma bölümünde çalışanlar varsa ki satın almacıların aslında yapabilecekleri en güzel şeylerden bir tanesi sürekli aldıkları kağıtların teknik speklerini tutarak hangi kağıttan hangi özelliklerinden memnunsunuz bunun arşivi tutulabilir. Ve ondan sonra A firmasından kağıt almak istediğiniz zaman sizin böyle bir özellikle kağıdınız var. Ve ben bu özelliklerdeki kağıttan talep ediyorum diyebilirler. Ve bu sizin yaşadığınız problemleri ortadan kaldırabilirler. Rica ederim. Var mıdır soru? Bir ara verelim mi Yahya Bey?